Evet herkese merhabalar. Bugün 162. metin çevirisi ile birlikteyiz. Enflasyon. Enflasyon nedir? Modern bir ekonomik hastalıktır. Hangi? Şimdi bunu tanımlayacak. Bütün tüketicilerin muzdarip olduğu ondan diyebiliriz buradan. Ondan bütün müşterilerin muzdarip olduğu ekonomik modern bir hastalıktır. Bize söylendiği zaman, ne söylendiği zaman bizim sahip olduğumuz bir maaş artışına sahip olduğumuz bize söylendiği zaman biz doğal olarak memnunuzdur. Ancak bununla birlikte biz gittiğimiz zaman mağazalara dükkanlara gittiğimiz zaman biz e, buluruzdan ziyade cümlenin devamında görürüz daha e, hoş oluyor. Biz görürüz neyi görürüz? Bizim gerçekte satın aldığımızı görürüz. Daha az satın aldığımızı görürüz. Neyden bizim bir ay önce alabildiklerimizden daha az gerçekte biz satın alabildiğimizi biz görürüz. Nasıl? Bu nasıl mümkündür? Neden? Elbette neden? Yatar. Gerçeğinde yatar. Ne gerçeğinde yatar? Ücretlerin yükseldiği her zaman e, ücretlerin yükseldiği gerçeğinde yatar. Ve başka hangi gerçekte yatar? Genellikle ücret artışlarının daha büyük olduğu gerçeğinde yatar. Neyden? Maaş zamlarından. Bizim aldığımız maaş zamlarından daha büyük olduğu genel ücret artışlarının maaş zamından daha büyük olduğu gerçeğinde yatar. Dahası para. Hangi para? Bakın burada daha önceki videolarda da söylemiştik. Bu şekilde olduğu zaman bir düşmüş bir which, that, were gibi bağlayıcı unsur, unsurlar var demek. Para Burada parayı açıklayacak. Hangi para? Bizim e, özenle tasarruf ettiğimiz bankada biriktirdiğimizde olur. Bankada özenle biriktirdiğimiz para satın al, alamaz. Ev satın alamaz. Hangi ev? Bizim istediğimiz evi satın alamaz. Neden peki? ücretle ücreti evin ücreti ikiye katladığı için bizim istediğimiz evi satın alamaz bankada dikkatli bir şekilde bizim tasarruf ettiğimiz para. Öyle görünüyor ki bizim maaşlarımız düştü. Neye rağmen ne olsa da Bizim işverenlerimiz söylese de bize onların arttığını söylese de bizim maaşlarımız düştü öyle görünüyor ki. Bu yüzden o şaşırtıcı değildir. Nedir şaşırtıcı olmayan? Siyasi partilerin kazanmaları ya da kaybetmeleri, seçimleri kazanması ya da kaybetmesi şaşırtıcı değildir. Neye göre? Ne kadar iyi onların e, ikna ettiklerine göre insanları ne kadar i, ikna ettiklerine göre seçimleri kaybetmeleri ya da kazanmaları şaşırtıcı değildir. Ne, ne hangi konuda ikna edeceklermiş? Enflasyonun kontrol e, edilebildiği onların politikalarıyla enflasyonun kontrol e, edilebil, edebildiklerine dair onları, ne kadar iyi ikna edeceklerine göre seçimleri siyasi partilerin kazanmaları ya da kaybetmeleri şaşırtıcı değildir. Diğer bir deyişle şimdi bu ne demek istedi burada bunu açıklayacak. Diğer bir deyişle sıradan seçmen destekleyecek bir hükümeti. Hangi hükümeti destekleyecek? İkna eden onu ikna eden hükümeti destekleyecek. Ne olduğuna ikna eden onların yapacağına, ücret artışlarını eşit yapacağına göre. E, ne artışına? Dükkanlardaki ücretlerin artışına, e, zam, maaş zamlarını eşitleyeceğine, bunu yapabileceğine onları e, ikna eden bir hükümeti destekleyecek sıradan seçmen ve onlar ayrıca da restore edecek, bakım yapacak. Yani geri getirecek. Burada çizgiyle bunu tekrarlamış. Geri getirecek neyi? Onun orijinal durumuna ayrıca da geri getirecek. Orijinal durumdan kastettiği paranın değeri olan orijinal duruma onu ayrıca onlar geri getirecek. Yani bu sözü veriyor yeni bir hükümet. Peki. Bir sonucu olarak bu durumun bir sonucu olarak biz görürüz. Neyi görürüz? Hükümetlerin kaybettiğini görürüz seçimleri. Neyden dolayı? Onların ekonomik politikalarından dolayı seçimleri hükümetlerin kaybettiğini biz görürüz bu durumun bir sonucu olarak. İnsanlar çünkü insanlar sabırsızdır ve Tercih eder neyi tercih eder oy vermeyi yeni bir hükümete oy vermeyi tercih eder ne yerine beklemenin yerine eski ekonomik eylem metotlarını etkili olacak olan eski ekonomik eylem metotlarını beklemenin yerine yeni bir hükümete oy vermeyi tercih eder çünkü insanlar sabırsızdır. Ne yazık ki sözler yani vaatler kontrol etmek hakkında ücretleri ve e, ücretleri ve maaşları kontrol etme ile ilgili e, vaatler ne yazık ki genellikle tutulmuyor. Ne olduğu için peki var olduğu için daha doğrusu var olmadığı için basit e, tedavisi olmadığı için neyin karmaşık hastalığın enflasyon enflasyonun karmaşık hastalığının basit bir tedavisi olmadığı için genellikle bu verilen sözler yeni bir hükümet seçilip gelmiş olsa bile tutulmuyor.